Tutku hadi. Meltem Hanım'ın neden sizden boşanmak istediğini biliyor musunuz? Evet. Hayatını başka türlü yaşamak istiyor. Hayır. Pardon? Haluk Bey, Meltem Hanım'ın başka bir ilişkisi var. Hatta birlikte Londra'ya gittiler. Ya ben günlerdir size bunu yani nasıl söyleyeceğimi düşündüm. Ama daha fazla saklayamazdım. Özür dilerim. Gerçekten eşiniz hakkında böyle konuşarak haddimi aştığımı biliyorum. Ama baksanıza yani hazırlıklar bile yapmışsınız. Belli ki bir yanılsama içindesiniz Haluk Bey. Ben artık gözümün önünde küçük düşmenizi daha fazla izleyemedim. Çünkü siz çok kıymetlisiniz benim için. Demeyecek misiniz Haluk Bey? Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlıyorum. Ya şu an bana inanmak istemiyorsunuz ama eğer isterseniz ben bunu size kanıtlayabilirim. Tutku, bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum dedim. Haluk Bey, tamam. Yani ben de sizin yerinizde olsaydım aynı duyguları hissederdim. Ama yani eğer gerçekten ben bunları sizinle paylaşmasaydım kendimi ölene kadar hiçbir zaman affetmezdim. Ya, umarım bana kızmamışsınızdır. Sen bunu nereden biliyorsun? Gördüm. Ne demek gördüm? Evet, onları havaalanında birlikte gördüm. Havaalanına bir arkadaşımı karşılamaya gitmiştim. Denk geldik. Emin misin? Evet, eminim. Zaten önceden de duymuştum. Gördüklerimle kafamdaki bu korkunç düşünce pekişti. Duydum derken senden başka kim biliyor? Sen bunu kimden duydun? Soru sordum. Kimden duydun? Haluk Bey, söyleyemem. Yani bu konuyu konuşması bile çok zordu benim için. Takdir edersiniz ki. Lütfen üzerime gelmeyin. Hayır, ya, gerçekten söyleyemem. Tutku. Ne olur ısrar etmeyin Haluk Bey. Yani ben bunu size söyleyemem. Belki daha sonra söylerim ama şimdi değil. Yani benim bunu zaten kimseyle paylaşmamam gerekiyordu. Bana bunu söyleyen kişi sizin öğrendiğinizi duyunca benim başım derde girebilir. Ama ben bunu göze aldım. Yani siz Meltem Hanım'dan boşanmak istemezken, onu bu kadar çok severken arkanızdan dönen dolapları bilmeniz gerekiyordu. Çünkü siz çok değerlisiniz ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadınız Haluk Bey. Neyse, ben söylediklerimle yeteri kadar canınızı sıktım. Çok özür dilerim Haluk Bey. En iyisi gideyim. Tamam, sağ ol. Git, gidebilirsin. Sizi üzdüğüm için gerçekten çok üzgünüm Haluk Bey. Sizi az çok tanıdıysam bu söylediklerimi hiç kimseye anlatmayacaksınız ve içinize atacaksınız gururunuzdan, biliyorum. Ama bunları konuşmamanız doğru değil. Yani ne zaman konuşmak, dertleşmek isterseniz beni arayın. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Gerek yok, sağ ol. Sonuçta hiç bilmeyen birine diyemezsiniz Meltem benim bir başkasına. Hadi Tutku, hadi gidebilirsin. Tamam, evet, hoşça kalın. İyi misin? Heyecan var mı heyecan? Ya ben tam çıkıyordum. Aa, nereye çıkıyorsun? Nereye çıkıyorsun? O kadar hazırlandık senin için. Hiçbir yere gitmiyorsun. Meltem de gelecek zaten birazdan. Geldi. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba damat, nasılsın? Sağ ol baba. Biz Meltem'le
baş başa olmayacak mıydık? Ya ben böyle bir organizasyonun daha hoş olacağını düşündüm de o yüzden şey yaptım. İyi düşünmüşsün. İyi canlı. Evet. Ben gideyim yukarıdan diğer eşyaları alayım. Tamam, tamam. Gönül bayağı heyecanlı ya. Çok heyecanlı ama bunca aradan sonra tekrar bir araya gelecekler, kavuşacaklar. Kemal amca normal yani. E doğru. Tabii o biraz gerginlik de yapar yani. Tabii tabii. Gel, geç hayatım. Ah, dur. Hoş geldiniz. Gelin, gelin. Şöyle biraz şenlikli olalım bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba Kemal amca. Merhaba. Emine, Emine ne yapalım biliyor musun? Bak canım şunları bir topla sen, tamam mı? Ona göre bir ayarlamalar yapalım. Ben bir şeyler getirdim. Bak orada paketler var. Olur, olur. Onlarla falan siz merak etmeyin. Hayır tamam, biz üstümüzü çıkaralım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutarız bu evde.